Selma Güner'i. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu filmin başarılı aktör ve aktrislerini, dolayısıyla hizmet etmiş bulunan teknisyenlerini takdim etmekle şeref duyarım. Müsaadenizle. Başka bir diyeceğin var mı kızım? Hayır hakim bey. Peki. Ya senin? Hayır efendim. Yapılan duruşmanız sonunda şahitlerin ifadeleri ve müspet deliller muvacaasında aranızdaki şiddetli geçimsizlik sabit görülmekle boşanmanıza karar verildi. Davalı Ali kızı Ayşe nafaka talep etmemektedir. Mesarif-i muhakemenin davacıdan tahsil edilmesine, çocuklarınıza gelince, daha kundaktaki yavrunun henüz anasına olan ihtiyacı aşikar olduğundan kendisine bırakılmasına, diğer çocuğun da babasının talebine uyularak ona verilmesini münasip görüyorum. Hakim bey, yalvarırım, ayırmayın beni çocuklarımdan! Kızım, istediğin zaman görebilirsin oğlunu! Göstermez bana! Biliyorum, bir daha hiç göstermez! Ama babasının da çocukları üzerinde bir hakkı var kızım! Merak etme, istediğin an görebilirsin büyük oğlunu! Yaz kızım! Tarih 12 Nisan 1942! Anne! Anneciğim, karar numarası ağlama anneciğim. 84/42. Bu sana annenin tek hatırası oğlum. Hiç çıkarma boynundan beni. Onu kalbinin üstünde taşırken hep beni hatırlarsın oğlum. Bitti mi işiniz? Her şey hazır. İki aylık geçim. Gerisini postayla gönderir. Postayla mı? Adana'ya gidiyoruz. Ama Ekrem'e istediğim an göstereceğini söylemiştim yazları bana. Yazları gönderirim yanına. Ah, oğlum evladım. Hiç unutma anneni hem hiç. İyi iyi, göndereceğim dedim işte.
Adınız nedir? Kemal, Kemal Çelik. Peki, ne iş yaparsınız? Oto tamircisiyim. İçerideki ölüyü gördünüz mü? Görsem de tanımam. Anneme gösteriyorlar. Evet. 24 sene evvel ayrıldığım kocam Selim. Cenazeyi Adana'dan gönderdiler. Son arzusu cesedinin İstanbul'daki oğluna gönderilmesiymiş. Ömründe bir kerecik olsun sorup hatırlamadığı, hiç ama hiç bilmediği oğluna. Yani bana. Bu mektubu da sana bırakmış. Oğlum Kemal, sana bu satırları hayatta her şeyini kaybetmiş bir sefil, ailesine ve masum oğluna çektirdiği ıstırabın acısını seneler sonra vicdanında duyan bir günahkar olarak yazıyorum. Sizden ayrıldıktan sonra senelerce güney ülkelerinde dolaştım. Servetlenecek paralar kazandım kumarda. Ama sonunda her şeyimi kaybettim, aç kaldım. Annene tek satır yazacak ne cesaretim ne de yüzüm vardı. Beni affetmesini söyle ona. Kardeşin Ekrem'e gelince 15 yaşındayken kaçtı yanımdan. Uzun zaman aradım, bulamadım. Serseri ruhlu, gaddar bir çocuktu. Bir gün İzmir'de pırıl pırıl kıyafetiyle çıktı önüme. Birkaç binlik attı ihtiyar babasının çanağına, geldiği gibi kaybolup gitti. Peşinden koştum, oğlum diye bağırdım, duymadı bile. Tanıyanlar söylediler, çok ama çok zengin olmuş. Ne iş yapar, ne dolap çevirirmiş, kimse bilmezmiş. Yeri yurdu belli olmaz, düşman olmaya gelmezmiş. Oğlum, küçük Ekrem'im. Şu dünyada belki birkaç günlük ömrüm kaldı evladım. Cebimdeki son parayla cesedimi sana göndermelerini vasiyet ettim. Babanı affet. Ve onu kendi elinle son istirahatgâhına sen indir. Allah beni affetsin. Baban Selim. Sen evlatlık vazifeni yaptın. Onu toprağa verdiğim anda yanımda kardeşimi görmeyi ne kadar isterdim anne. Görsen tanır mısın onu? Ayrıldığımızda 3 yaşındaydı. O gece boynuna altın bir madalyon takmış. Bunu gördükçe anneni hatırlarsın demiştim. Benim bileydi, bebekti. Kim bilir nerelerde düşürdü, nerelerde kaybetti. Benim eşi miydi anne? Kazık kadar kız oldunuz, hala bana iş gördürüyorsunuz. Dişini sık anacığım, çoğu gitti, azı kaldı. Ha, abla! Ay delinin zoruna bak, hala mı itiraz ediyorsun? Rica ederim anne, bir daha... Ne bir dahası? Her an başın ipi yiyeceğim seni, anladın mı? Kuş kapalı, başına devlet kuşu konuyor da selsem hala ağzını açıyor, iyi vallahi. Günaydın. Nasıl? Nasıl, yakıştı mı? Ooo, sefirlere döndüm babacığım, kolay mı milyoner damadı olmak ha? Aman aman inşallah kızım! Belki bu sabah gelir seni istemeye, kalk da giyin, kuşan, Allah'ın cezası! Israrınız boşuna, ölürüm gene de evlenmem onunla! Bir daha lafını edecek olursanız yüzümü göremezsiniz, anlaşıldı mı? Evleneceğim insanı çoktan seçtim ben! Ve dünyada hiçbir kuvvet bizi birbirimizden ayırmaya muvaffak olamayacak! Şimdi gelirse ne cevap veririz çocuğa hanım? Ne bileyim ben! Oğlum merak etme, kaçmaz kız! Bugün ihmal etme, muhakkak git anneciğim! Peki, peki, gidip isteyeceğim annesinden! Tamam mı? Hı hı! Deli çocuk! Sanki senden iyisini mi bulacaklar? Kemal dur oğlum, şunu da ye! Niçin anlamıyorsun bizi? Hepimiz senin saadetini düşünüyoruz Filiz! Tabii! Babam onun parasıyla açtığı dükkanı, annem üstüne yaptırdığı evin taksitlerini, sen rahat ve bol maaşlı işini hep benim saadetim uğruna düşünüyorsun. Bize bu şekilde hakaret etmeye hakkın yok Filiz. Hiçbirinizden bir şey istediğim yok. Kararımı verdim. Kemal'le evlenir evlenmez ayrılacağım aranızdan. Kemal'le mi? Hı, bilmiyor muydun? Demek ki evlenmeyi düşünecek kadar ilerledi münasebetiniz. Evet. Demek ki kaçışının sebebi... Ne kaçışı? Neden bahsediyorsun? Hiç!
Hiç! Neydi söylemek istediğin? Bak! Filiz! Seni kaçıracağım diye ödüm patladı. Öyle acele çıktım ki evden. Bugün seni istemeye gidiyor anne. Bugün mü? Nen var senin? Hiç! Şu milyoner var ya! Yanlış anlama Kemal! Kendisi de parası da yerin dibine batsın! Ama dayanamıyorum ısrarlarına, hepsi aç kurtlar gibi saldırıyorlar! Merak etme! Ondan değil sevgilim! Annene kötü muamele etmelerinden... Yahu! Sana kaç kere söyledim önce şunların vidalarını gevşetin diye, ha? Ha, kaç kere söyledim? Hele sen, pis zampara! Kara etekli olsa bir dakikada çözersiniz! Ben bir şey yapmadım, aklım! Motor vidasına gelince elin taş kesilir, köpek! Kimdi o köpek? Ali! Ulan öküz oğlu öküz! Susun be! Başladın gene sabah sabah! Şeytan diyor topuna! Hadi hadi! At bir tabanca! Eyvallah! Yahu gel de kızma, saat 10'a geliyor! Kemal bey hala gelecek! İyi mi ha, iyi mi? Bırak be! Allah kahretsin! Seninki dışarıda! Oğlum! Kim? O askıntı! Hı? Vay vay! Affedersiniz, Kemal bey ne zaman gelir? Merhaba çocuklar! Kemal! Biraz konuşmamız lazım. 10 dakikanı esirgeme benden. Hiçbir zaman sana ümit verecek en ufak bir harekette bile bulunmadım. Sen de biliyorsun ki ne zamandır Filiz'le sevişiyoruz. Bu sabah evleneceğinizi söyledi. Biz... Saklama benden! Evet, evleneceğiz! Ya ben? Seni ne kadar sevdiğimi, senin için hayatımı bile vermeye hazır olduğumu hiç düşünmeden... kalbimi, sevgimi, aşkımı düşünmeden evleneceksin, öyle mi? Sana karşı her zaman dürüst davrandım, beni suçlayamazsın! Ne yani? Hiç düşündün mü benim de bir kalbim olduğunu? Beni ne kadar sevmesen, ne kadar beğenmesen, ne kadar küçük görsen de... benim de seni sevmeye hakkım olduğunu hiç anlamayacak mısın? Filiz'le evleneceksin, öyle mi? Filiz'le! Küçücük, saf, şımarık bir budala! Onunla evleneceksin, öyle mi? Ama evliliğin ilk sarhoşluğu geçtiği anda... ondan kadınlık, dişilik olarak ne kalacak elinde, ha? Çıldırmışsın sen! Evleneceksin onunla, ha? Yapamazsın bunu bana! Bırak bu delili! Seni bırakır mıyım sanıyorsun? Ölürüm, ölürüm gene bırakmam! Yeter, defol karşımdan! Sözüm bu mu? Evet! Ve bir daha da bu çirkin teklif ve hislerini hiç işitmemek ümidiyle! Biraz rahatsız edeceğiz küçük bey! Ne istiyorsunuz benden? Sabırsızlanma, şimdi anlarsın! Yalnız bırakın bizi! Maşallah, teke tek kalmaya cesaret edebildin! Tenezzül meselesi aslanım! Peki, neymiş sıkıntın? Basit, buraların havası sana pek yaramayacak galiba! Şöyle tası tarağı toplayıp yelkenlesen ha! Bu arada Filiz'i sana bıraksan ha! Göründüğün kadar budala değilsin!
Acaba bu iş için bana para falan da teklif eder misin? Senin gibi itlerin adetidir. Hiç dayaktan gebermiş köpek gördün mü sen? Bir kuduz it vardı bizim mahallede, herkesi ısırdı ısırdı. Ama bütün mahalle peşine düştü o itin. Çekirge misali bir sıçradı, iki sıçradı. Sonunda tepeliği verdiler de ağzından köpük saça saça geberdi. Nereden nereye, senden konuşurken aklıma geldi. Mahalleden çekip gitmen için sana 24 saat müsaade. Ne dersin? Allah derim. Allah? Allah her zaman kuvvetlilerin safındadır. Bize imanlıların safındadır diye öğretmişlerdi. Son sözün bu mu? Nikah davetiyesini alınca okusun aslanım. Benim kızım sözlü. Sözlü mü? Nasıl olur? Rahat verecek değilim. Oğluna gelince kızımızı bir tamirci karşısına verip yakamayacağımızı söylersiniz. Oğlum hayatını namusuyla kazanan şerefli bir işçidir. Öyleyse kendisine bir işçi kızı bulup evlenir. Kapıyı göstereyim mi, yoksa sen çıkar gider misin? Daha çıkmayacak mısın? Kemal gelmedi de onu bekliyorum. Hem şu işleri de bitireyim dedim. Hayırlı akşamlar dedim. Güle güle. Kemal, ne oldu yüzüne? Ekrem Bey'in milyonları çarptı. Ekrem mi? Senden ayrılmazsam öldürürlermiş beni. Annemi de bugün kovmuşlar sizin evden. Eğer bütün bunlara göğüs germek istiyorsam, eğer korkmuyorsam... Korkmuyorum sevgilim. Bu gece hemen bizim eve gideceğiz. Yarın başlarız nikah muamelesine. Hazır mısın? Hazır mısın? Canım, sevgilim benim. Siz Ahmet kızı Filiz, Kemal Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Filiz Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bir dakika anneciğim. Bak kızım, her şey iyi güzel ama... Kemal'i haftada bir bizim meyhaneye salıvereceksin. Aaa, size evde mezar hazırlarım ha? İyi, fena bak, fikir. Bak, bu da iyi fikir. Haftada bir kere sizin evde kalacak. Ne oluyor, ne oluyor ya? Karımı bırakın bana be! Nasıl, söylemedim mi sana ha? Anlayışlı kızdır. Yavrum, evladım. Ne olur, yalnız bırakın beni. Ne olur üzme kendini. Hiç ben ister miydim, sen evlenmeden kardeşine evlen. Hiç anlamıyorsunuz, anlamıyorsunuz! Hiç kimse anlamak istemiyor beni! Ya nedir istediğin? İstediğim... Her görüşte bana hakaret edercesine bakan... Acıyan, reddeden biriydi anne. Bugün nail oldu emeline. Ama yemin ederim zehir edeceğim dünyayı onlara. İkisine de zehir edeceğim. Nefret ediyorum onlardan. Yoksa sen... Kemal'i... Evet anne, Kemal'i seviyorum. Senelerce sevgisini dilendim. Bir gün onun olmak ümidiyle yaşadım.
ama bir an bile bakmadı yüzüme. Hiçbir zaman mesut olamayacak. Kimseye bırakmayacağım onu. İkisinin de dünyasını başına yıkacağım. Hiç. Küçükken annemin boynuma taktığı bir madalyon. Birini bana, birini de kardeşimin boynuna takmış. Kardeşini hiç tanımazsın değil mi? Bir defa bile görmedim ömrümde. Babam çok zengin olmuş diye yazıyordu. Ama kimdir, nerededir şimdi, ne yapar, hiçbir şey bilmiyorum. Zaten görsem de tanımam ki. Olmuş yani. Geç kalacaksın işe, hadi canım. Adam hadi, evlendiği ya. Günün ferdasında işe gider mi be? Hadi şekerim, gitmem, hadi canım, işte, hadi. Gitmem. Bak ben de hazırlanıyorum. Bir yere gidemezsin, gel. Sen bir şey yemeyecek misin yavrucuğum? Gidiyorum anne. Hani bugün işten izin almıştın? Başka bir işim var. Ya. İslam'ı tahliye mi ediyorlar? Olmaz. Olmaz be! Savcılıktan geliyorum abi. Çaktırmadan aldım haberi. Delilleri kifayetsiz bulmuşlar. Nasıl olur be? Esrar paketlerde sakladıkları yerleri bile tek tek tarif ettim polise. Herifler iyi tertibat almışlar. Üstelik Hüsam kendini işten sıyıracak iki fedaiyi bulmuş. Yalnız ihbarı senin yaptığını biliyor. Biliyor mu? İçeriden öğrenmiş. Allah'ına kitabına yemin ediyormuş. Seni yaşatmamaya kabul etmiş abi. Hüsamettin Cizreli. Namı diğer Kara Hüsam. Ta kendisi beyim. Kuru bir iftira uğruna zindanda yattığımız yetmedi mi acaba? İftira mı değil mi orasını bilmem. Bu seferlik delil kifayetsizliğinden kurtarıyorsun paçayı. Ama bütün bu esrar kaçakçılığının ucunda senin ve Ekrem'in parmağı olduğunu adım gibi biliyorum. O Ekrem köpeğinin ihbarı olmazsa bugün böyle konuşamazdım bey. En ufak bir ipucu bulsaydın salmazdın beni. Ama çiviledi beni. Çekemediği için çiviledi. Allah büyük. Görüşürüz bir gün elbet. Sana tavsiyem olsun. Çek şu pis işten elini. Bütün bu dolapların peşinde sadece ikiniz varsınız oğlum. Ve bir daha elime en ufak bir delil geçti mi... ...ikinizi de bir daha tahliye edilmemek üzere tıkacağım deliye. Bitti mi bey? Gidebilirsiniz. Bir dakika aslanım. Beni iyi dinle. Sakın intikam hırsı ile tabanca ile oynamaya kalkma Hüsam. Bunun senin için çok kötü neticeler doğuracağını bilmen lazım. En ufak bir kan dökülüşünde yapışırım yakana, ona göre. Aha. Alo, üstün iş tamirat. Filiz sen misin kızım? Kim? Kemal, bak telefon sana. Sağ ol Kadir Usta. Alo, ben Kemal. Kim? Beni bu kadar çabuk unutacağını tahmin etmezdim doğrusu. Aşk olsun sana. Yani iş güç arasında pek arayıp soramadım tabii. İşten başka bir şey bilmez misin sen? Bu gece bizde ufak bir kokteyl veriyorum da. Oo, ne demek canım?
Darılırım vallahi. Çok, çok teşekkür ederim. Ama bu gece karımla bir yere davetliyiz de. Oo, bu kadar kılıbık olduğunu bilmiyordum. Oo, gene mi yok? Nereye gitti acaba? Yok mu? Lütfen aradığımı söyler misiniz? Ay çıldıracağım, nasıl olmaz orada? Çalışmıyor mu yoksa? Daha evvel aradığımı söylediniz mi? Ne laf anlamaz şeysin be! Yok dedik işte! Karısıyla çıktı gitti! Ya ulan ne bakışına be! Ya yok de, yok de! Buyurun efendi! Ne zamandan beri bu ziyareti yapmak istiyordum, kısmet bugün. Ah efendi oğlum, bizi ne kadar ihya ettik bilsen! Ya ya ya, şöyle buyursanız! Buyurun! Oturmayacağım! Genç evlileri bu gece davet etmeye geldim. Davet mi? Canım, davet dedikse şöyle ufacık bir toplantı, arkadaşlar arasında. Nevin de gelecek tabii. Şey, ben gelirim tabii, memnuniyetle. Hadi hazırlanın bakalım. Vallahi çok ani oldu da, hem sinemaya gidecektik de biz. Aman enişte çok ayıp buluyor. İsrar etmem, sadece ufak bir dostluk vesilesi olurdu. Geliyoruz tabii canım, hadi Filiz. Abla, hadi diyorum sana, hadi işte. Birazdan hazır olurum. Aradım seni. İnsan bir kere telefonu açıp teşekkür etmez mi? Söylemedi arkadaşlar. Aa, ne de usta yalancısın, yok mu? Sadece işçiyim. Böyle gelerek sosyete adabını bilmiyorum. Ne yapalım? Sadece korkaksın. Neden korkacakmışım? Bilmem. Triste, donne-moi la force. Donne-moi la force de dire à ceux qui m'aiment. Ceux qui nous connaissent, que nous on se quitte, on se quitte. Şey, Lydia, hiç alışık değilim de. Bu kadarı kedilere bile sarhoş etmez. Bilmem ki, içmesem olmaz. Sen sadece söylediğimi yap Ekrem. Göreceksin, her şey istediğimiz gibi olacak. İnanıyorsun bana değil mi? Kemal. Hı? Ne söyledi o kadın sana? Kim? Hangi kadın? Bu gece dans ettiğin kadın. Adı Gülenmiş galiba. Evet. Kemal. Söyle. Yalvarırım bir daha öyle yerlere gitmeyelim Kemal. Ne olur. Ne olur gitmeyelim. Çocuksun sen. Belki çocuğum ama seni delice seven bir çocuk. Her şeyimsin sen benim. Her şey. Merhaba çocuklar. Merhaba Ali, nasılsın? Merhaba, hoş geldin. Selamün aleyküm. Bana bak, söyle o şeye, bir daha adımını alsın, iki bacağından cart diye ayırırım bana. Ne oluyorsun usta, kimin bacağından ayırıyorsun gene? Elinin körünün! Bak, ne işi var bunun burada? Merhaba. Merhaba. Arabayı alalı bir hafta oluyor.
şanjman bozuk, rot ayar yok. Bir kere de sana göstereyim dedim. Çocuklara söyleyeyim, baksınlar. Sen gör önce. Geç direksiyona. Neresi bozuktu bunun? Bilmem. Belki de bozukluk bendeydi. O bozuklukların tamirinden anlamam. Çok küstahsın. Senin gibi kendine güvenme numarası yapan kaç erkek gördüm yavrum. Sonunda saçımın tek kılını kesip hatıra diye göğüslerinde saklamaya çalıştılar. İşte bana böyle değer veriyorlar. Saçların yerinde durduğuna göre kılına bile dokunmamışlar, tamam mı? O kadar diklendiğine göre ödün kopuyor benden. Yok canım. Senin gibi kuzular sadece kadınlardan korktukları için diklenirler onlara. Üstelik erkeklik numaralarına da çok düşkündürler. Ne dersin, anasının kuzusu? İçki doldursana kendini. İçtim, kâfi bu kadar. Bir tane daha iç, korkma karını söyleme. Allah razı olsun. Su da buz gibiymiş. Bana da içki koysana, geliyorum şimdi. Kendi başına içersin kızım, geç kaldım ben. İyi günler. Bir dakika, Kemal! Korkup kaçacağını bildiğim için kapıyı kilitlemiştim. Gel. Gelsene. Ya şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Belki zordur işte Kadir amca. Allah kahretsin be. Ziyanı yok, benim geldiğimi söyleyeyim. Akşam işten dönüşte alırım. Allah'a ısmarladık. Emrin abi. Kamyonu hududa kadar sen götüreceksin. Edirne'ye geçince iki çeşmenin orada Olivet de arabayı sizden teslim alacak. Polise, jandarmaya dikkat. Yolda hiçbir yerde durmak yok, göreyim seni. Tamam abi. Alo, alo. 6-7 konuşuyor abi, işitiyor musun? Konuş, 6-7 burası, seni dinliyorum. Kamyon hareket etmek üzere. Ekrem arabasıyla bizim tarafa geliyor. Anlaşıldı, icabına bakarız. Gazla. Koymayın etin yanına! Vurun! Kolay gelsin! Gelmedi mi daha? Bir arabanın direksiyonunda arıza varmış da, şimdi gelir! Peki, geliyorum. Daha çok beklersin böyle pencere önlerinde. Anne, rica ederim. Bu iş böyle başlar kızım. Boşuna dil döktük sana ama...
bugünlerde ana sözü dinleyen kim? Bir daha bu lafı ederseniz... Aman aman, olan oldu bir kere zaten, olan oldu işte! Sen bakma ona! Çok merak ediyorum abla! Belki de bir işi çıkmıştır! Çatılmış kaşlarınla, kime düşman gibisin... Gözünde yaşlarınla... Belli pişman gibisin... Nazar mı değdi bize... Düştük bu hanelere... Kaderimiz böyleymiş... Ayrılık istemeden... Çağırıyormuş gibi kulağımda hep sesin. Ölsem bile unutmam. Şu mahzun kalbimdesin. Nazar mı değdi bize? Düştük bu halelerde. Kaderimiz böyle. Kaderimiz böyleymiş, ayrılık istemeden. La 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 la. Hiç kimse bil kalbimdeki yerini. Rastlarsan bir gün bana, gizleme gözlerini. Nazar mı değdi bize? Düştük bu hale neden? Kaderimiz böyleymiş, ayrıldık istemeden. En yeni bir sendeme gidiyorsun işe. Bugün resmi bir işim var da. Akşama uğrayayım mı sana? Niçin? Kaç zamandır bir yere çıkmıyoruz da? Bu gece çıkacağımızı hiç zannetmiyorum. Geç kalırsan merak etme. Kemal! Nereye gidersen git Kemal. Yalnız seni ne kadar sevdiğimi... ...ve dünyada senden başka kimsem olmadığını... ...unutma sevgilim. Bu gece de geç gelecek, öyle mi? İşi varmış. Sen de inanmıyorsun ya. Abla... ...ne yapacağımı şaşırdım artık. Erkekler karılarından emin oldukça... ...onların acılarıyla sadece alay ederler yavrum. Her zaman söyledim sana Filiz, çok iyi niyetli ve çok tecrübesizsin. Senin yerinde ben olsam parmağımın ucunda oynatırım onu. Yapacağın şey o kadar basit ki... ...sadece, sadece kocanın biraz kıskandırmak. Çok mu şaşırdın yavrum? Gençsin, üstelik güzelsin. Senin ufacık bir iltifatın için önünde diz çökecek nice erkek var. Çıldırmışsın sen. Budala! Sana kocana ihanet etmeyen mi var sanki? Sadece başka erkeklerin de seni beğenip arzu ettiklerini anlatacaksın. O kadar. Yapamam abla. Yapamam.
saadetin için yapmaya mecbursun. Nasıl olur ablacığım? Yemin ederim hiçbir fenalık yok bunda. Senin için içim kan alıyor Filiz. Yalvarırım, bir kere itimat et bana. Seni kıskanması lazım. Elindeki hazinenin değerini anlaması lazım. Herkesin seni ne kadar beğendiğini anladığı an göreceksin nasıl bağlanacak sana. Biraz cesaret Filiz. Cesaret. Oho! Günaydın beyim. Günaydın. Bu kıyafetle mi çalışacaksın? Soyunsana. Abi bir işim var da. Ne işi bu? Usta. Bir arkadaşımın bankadan şey. Her gün telefon eden karının bankası olmasın sakın. Amma yaptın usta. Ne münasebet canım. Alo? Kemal, sabahtan beri arıyorum seni. Bekliyorum tabii. Ne? Oo, tabii canım. Geliyorum hayatım. İyice sarsıldı. Tam vuracağımız zaman. Bak Nevin, ne olursa olsun pek hoşuma gitmemeye başladı bu oyun. Budala! Çıldırdın mı sen? Kız tam bitkin hale gelmişken cayamazsın. Alo, Ekrem! Ekrem, işitiyor musun beni? Evet, işitiyorum. Peki, tamam. Hepsini yolluyorum sana. İyi günler. Göster bakalım marifetini. Gene mi gitti Kadir usta? Artık saklanacak hali kalmadı teyze. Kaç gündür geliyor, çalışmıyor. Arada bir olsun gelir görürdü beni. Ne zamandır görünmedi ortalarda. Bu sabah uğradım evine. Her gün şafak vakti sarhoş bitkin geliyormuş eve. Kadir usta, ne olur saklama benden. Yalvarırım hakikati söyle. Karısından mı şikayetçi? Yoksa başka bir kadın mı var? Allah adına soruyorum, kim? Söylemeye mecbursun, kim? Bak bacı! Şunları Filiz'e verirsin, benim geldiğimi sakın söyleme! Al, bu da senin! Ha, bir şey sorarsa bir fotoğrafçı bırak dersin! Peki efendim! Hadi bakalım! Filiz Hanım, size bıraktılar bunu! Bana mı? Kim? Bilmem, bıraktı gitti. Orta boylu biri. Fotoğraf makinesi vardı sırtında. Peki. Demek oğlunuzu almaya gel dediniz. Sadece analık vazifemi yapmaya. Kemal, sevgilim! Ne var canım? Bir dakika gelsene buraya. Çok, çok güleceksin. Geliyorum. Annen seni eve götürmeye gelmiş. Anne, nasıl geldin buraya? Sadece analık hakkıma dayanarak. Anne, rica ederim derhal. Derhal benimle eve döneceksin. Evine, karına döneceksin. Gelmezsen
Bir daha ana deme bana. Zamanı gelince her şeyin hesabını vermeye hazırım. Rica ederim git buradan. Hiçbir kuvvet seni almadan beni buradan ayıramaz. Anne çok rica ediyorum. Son defa soruyorum. Gelecek misin annenle? Dönecek misin yuvana? Bütün bir ömrü ihanete uğramış bir kadının ıstırabı içinde geçirdim. Seni sevmekten başka hiçbir günahı olmayan bir kıza aynı ıstırabı çektirmene müsaade etmeyeceğim Kemal. Yavrum, evladım. İstersen diz çökeyim önünde. Kulun olayım. Ne istersen, ne emredersen yapayım Kemal ama... Ne olur, ne olur yalvarırım anla beni. İşlediğim günah da olsa bırak erkekçe vereyim hesabını. Demek böyle Kemal'im, oğlum. Hayatta tek dayanağım, güvencim. Beşiğini salladığım yavrum, demek böyle ha? Gammasın köpeği, çok mu korktun Ödley'in oğlu? Ben bir şey yapmadım abi. Ekrem beni polise ihbar ederken yanında yardakçılık eden sen değil miydin Soya? Ya, dediğimi yaparsan kılına dokunmam Allah'ıma kitabıma. Varsın biri daha üresin kahpe uçkurlu dünyada. Emret abi. Ekrem'i çağıracaksın buraya. Tez gelmesini söyle. Polis filan gibi laflar et. Bizim bastığımızı söylersin. Anlaşıldı mı? Abi, kulun kölen olayım. Alo? Kim? Ne istiyorsun be? Hemen gelmen lazım abi. Polis gıcık almış galiba. Çivilediler besbelli. Olmaz be! Kim yapar? Siz hemen boşaltın. 10 dakikaya kadar oradayım. Gelir gelmez çevireceksiniz etrafını. Kılına dokunmak yok. İti kendi elimle geberteceğim. Allah'ıma kitabıma. Sen öyle, sen öyle. Sen de benimle gel. Söyle neredeler? Abi! Bunun için mi çağırdın beni çaylak? Ah benim de ölü, çek tetiği, çek de bitsin! Senin gibi budala değilim ben, topla itleri de yollan hadi! Beni sağa koma Ekrem, sağa koma! Tetik elindeyken bas yoksa yemin ettim bir kere seni geberteceğim! Kılıma bile dokunamazsın! Çok konuştuk aslanım, şimdiye kadar yolun kafasını almıştık bile! Birazcık cesaretle her şey düzelecek yavrum! Bak, Ekrem pervane gibi dolaşırdı bir zamanlar etrafında, çılgına dönerdi seni gördüğü an! Şimdi efendilik ediyor, hatta seni kocanla barıştırmak için elinden geleni yapacak. Yemin ediyor, barıştırıcıyım onu kocasıyla diyor. Kemal'i aratmış, bulamamış ama telefonda konuşmuşlar. Hiç merak etmesin Filiz diyor. Görsen, senin adın geçtikçe gözleri bir tuhaf dalıyor. Çok, çok efendi çocuk, kendini affettirmek için olacaksın. Sana gönderdi bunları Ekrem. Bu gece bekliyor ikimizi. Kemal'i çağırtmış. Biraz geciksem de mutlaka geleceğim demiş Kemal. Bu gece ikinizi barıştıracak. Bir daha hiç hiç ayrılmamak üzere birleştirecek sizi. Ab, beni aldatmıyorsun ya. Deli! Senin saadetinden başka bir gayem var mı bu dünyada? (Gülüyor)
Halimem dallarını eğme ben, Halimem dallarını eğme ben. Biraz al da gel bana Halimem, ben gurbete gitme ben. Halimem, ben gurbete gitme ben. Bombacı Halimem, taş başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Tombacı Halimem, neler olacak? Biraz dolu yaylalar bizim olacak. Halimem, 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 Halimem. Ocak başında kaldım, Halimem ince fikire daldım. Halimem ince fikire daldım. Kapılar açıldıkça Halimem seni geliyor sandım. Halimem seni geliyor sandım. Tombalacık Halimem, taş başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Tombalacık Halimem, neler olacak? Kiraz dolu yaylalar bizim olacak. Halimem, 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 Halimem. Ekim gelir devrekten, Halimem seni sevdim yürekten. Ekim buna neylesin, Halimem yangınımız yürekten. Halimem yangınımız yürekten. Tombalacık Halimem, taş başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Tombalacık Halimem, neler olacak? Kiraz dolu yaylalar bizim olacak. Halimem, 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 Halimem. Bu kadar yüzün hiç yakışmıyor sana. Nevin bana her şeyi anlattı. Beni dost bilip konuşmasından gurur duydum. Aynı şeyi senin de yapmanı isterdim Filiz. Kocan Tülün'ü benim vasıtamla tanıdı. Aralarındaki münasebeti bıçak gibi kesmek gene benim vazifem. Bir daha hiç, ama hiç görmek istemiyorum yüzünü. Böyle laflara lüzum yok. Ne de olsa kocan o senin. Barıştıracağım ikinizi, söz veriyorum. Seni sevmekten başka hiçbir günahı olmayan bir kızı aynı ıstırabı çektirmeye hakkın yok. Demek öyle oldum, hayatta tek miydin? İstersen önünde diz çökerek yalvarayım, kulun olayım, kölen! O kadar düşünüyorsan evini kapı açık oğlum. Hem bıktım artık senden. Basit adamların bana verecekleri zevk sadece birkaç günlük oluyor. Başka alemlerin insanlarıyız biz. Vücutlarımız hoşlandı birbirinden, oldu bitti. Şimdi kapı açık. Ne duruyorsun? Hadi bakalım, kümese! Demek bütün o aşk masalları? Vazifeydi. Ne vazifesi? Hiç. Ne vazifesi diyorum sana? Yaşamak vazifesi, aşk vazifesi. Hadi be, sıktın artık, ne duruyorsun? Hakikaten ayrı dünyaların insanlarıyız kızım. Yaptığım günahı ben duyuyorum, buramda. İçim yanıyor şimdi. Bana verdiğin, yaşattığın o aşk saatleri için teşekkürler. Ama benim için ağlayan insanların dökecekleri tek damla gözyaşına bile değmezsin sen. Alo? Ekrem, sen misin? Şimdi çıktı gitti.
Yok yahu, halbuki bu gece gidiyoruz birlikte. Anlarsın ya. Yapma Ekrem, vazgeç bu işten. Bak dinle beni. Nereye dinleyeyim ben? Asıl sen beni dinle. Kızla benim araba kim yaptı biliyor musun? Kendi öz ablası. Allah'ıma be! Eniştesinde gözü var ondan tabii. Yapma Ekrem, yapma. Sonunda pişman olacaksın. Ne olur bir defa da beni dinle. Çocuk seviyor karısını. Bu kadarı da günah be! Hakkın yok buna senin! Sen burnunu sokma! Tekkeyi bekledik, çorbayı içeriz elbet! Ekrem! Dinle beni Ekrem! Demek vazifen beni karımdan ayırmak, öyle mi? Evet! Demek bütün bunlar karımı tuzağa düşürüp bir alçağın koynuna sürüklemek içindi, öyle mi? Yemin ederim bilmiyordum! İster vur, ister öldür! Seni sever gözüktüm, aldattım, yalan söyledim! Ama ben de insanım, benim de vicdanım var! Bu tuzağa kurduklarını bilmiyordum! İnan bana Kemal, git kurtar karını, seni deli gibi seviyor! Her şeyi biliyorum ben! Nereye götürecekler onu? 4. Levent'te, tarlalar içinde bir eve! Ben götüreceğim seni! Abla, nerede kaldı Kemal? Acaba yanlışlıkla eve gitmiş olmasın? Çok merak ediyorum. Gitsek mi acaba? Yo, birer tane daha içmeden hiçbir yere bırakmam sizi. Abla, ne olur? Acelen ne kızım, biraz daha bekleyebiliriz Kemal'i. Oh, affedersiniz! Yeni plakları da arabamda unutmuşum. Sen içkileri tazele Ekrem, ben gider getiririm. Abla! Çabuk Kemal! Ne olur daha çabuk! Soldan sapacaksın! Teşekkür ederim! Lütfen beni eve bırakın, yalvarırım! Seninle baş başa kalmak için bu anı ne kadar bekledim biliyor musun? Boşuna nazlanma, kurtulamazsın benden! Ben de seni aramaya geliyordum Kemal, Filiz tehlikede! Kemal, yoksa inanmıyor musun bana? Ne bakıyorsun öyle? Alçak, şimdi her şeyi biliyorum! Demek her şeyi söyledin, öyle mi? Evet! Ben yaptım her şeyi! Beni feda ettin onun için, reddettin, gururumla oynadın, hakaret ettin! Evet, ben yaptım, evet! Git şimdi, al karını, al başkasının kollarından! Gelermişim! Yapma! Karşıki ev, dikkat et Kemal! Kemal!
Olamaz. Olamaz. Ekrem. Babanın adı Selim miydi? Evet. Ya annenin? Ayşe'ydi. 3 yaşındayken ayrılmışsın ondan, öyle mi? Evet. Evet. Ayrılırken annem bunun eşini taktı sana, değil mi? Kardeşim! Allah'ım, bilmiyordum, bilmiyordum! Affet! Ne günah işledim ben! Öldür, yalvarırım, öldür beni! Bu alçaklıkla yaşayamam ben artık! Allah aşkına vur beni! Öldür beni kardeşim! Öldür! Karın dünyanın en temiz... Zorla sürükledik onu oraya! Dünyanın en çirkin tuzağını kurduk ikinize! Öldür beni Kemal! Yalvarırım, vur beni! Vur, vur, vur beni! Sarın etrafını! Al karını git buradan! Bil ki en ufak bir leke sürülmedi namusuna! Bizimle beraber geleceksin! Bırakın beni, yaşamam ben artık, yaşamam! Anneme, anneme götüreceğim seni! Hangi yüzle çıkacağım karşısına? Kardeşinin felaketini kendi eliyle hazırlamış bir köpek mi göstereceksin ona? Gidin diyorum, gidin diyorum size! Bırakmam seni, bizimle geleceksin! Ne var, ne oluyor? Beni vurmaya geliyorlar, Hüsam'ın adamları! Çabuk saklan içeri! Yaklaşmayın, yaklaşmayın, yakarım! Dikkat! Motorlu ekipler! 4. Levent'te hadise var! Çabuk yetişin! Boşuna uğraşıyorsun benimle! Yaşamanı istiyorum! Yalvarırım, kaçın! Kurtulun Kemal! Buradan! Ayırmadım yanımdan. Hep seni hatırladım okşarken. Benim için ağlama anne. O kadar mesudum ki. Tek bir kere namuslu bir iş yaptım hayatta. Kemal. Evet Ekrem. Hala bekliyorum koca oğlan. Beni affettiğini söylemedim. Seni çoktan affettim. Hakkını helal et. Helal olsun.